çok hızlı bir siyasal süreçten geçiyor. Gelişmeler baş döndürücü hızla hem iktidarın kendi içerisindeki kavgaları hem ülkenin yönetilemez duruma gelişi, açlık, yoksulluk, orman yangınları, çevre felaketleri ve uluslararası piyasaların bütün dünyada yarattığı gerilim, Orta Doğu bölgesinde enerji yatakları üzerinde kurulmak istenen hükümranlığın yarattığı çatışmalar, İsrail-Filistin arasındaki savaş, bundan sonraki süreçte de savaşa dayalı bir ekonominin hızla gelişebileceği ve savaşların gittikçe bölgede bir hegemonya mücadelesine dönüşeceği izlenimini güçlendiriyor. Dolayısıyla bu bölgede, coğrafyada yaşayan bütün ülkelerin kendi iç problemlerini çok hızlı bir biçimde çözmeleri, açlığa, sefalete, yoksulluğa yol açan, ranta yol açan, çeteleşmeye yol açan, demokrasinin önündeki engel bütün uygulamaları kaldırması gerekmektedir. Gerçekten demokratik bir ülkenin içinde yaşamanın, demokratik bir ülkeyi yaratmanın önündeki en büyük engel Kürt meselesi. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü bir taraftan yoksulluğa, diğer taraftan sefalete, açlığa, işsizliğe, diğer öbür taraftan da bölgede gelişebilecek olan uluslararası pek çok problemin, yani savaşın oluşmasına yol açabilecek kadar önemli bir mesele. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Diyoruz ki Kürt sorunu muhataplarıyla konuşulmadan çözülebilecek bir mesele değil. Kürtler arasında ayrı bir yeri olan ve savaşa dair sözünü, barışa dair sözünü güçlü biçimde söyleyebilecek bütün aktörlerle görüşmek dışında başka bir seçenek yok. Bu temelde Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmenin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekmektedir. Avukatları ve ailesiyle görüşmesinin sağlanması gerekmektedir. Barışa giden yolun yeniden üretilmesi, yeniden eşitliğe dayalı yeni bir kardeşliğin tesis edilmesinin yolu bu. Ve diyoruz ki bizim özgürlüğe, eşitliğe, adalete ihtiyacımız var. Bunun yolu ise tecidin kaldırılmasından geçiyor. Tecid! Berfadana zindana! Thank you.